abi, sakın bağışlama, bırakma. Günlerini göster. Abi dövsene şunları hadi. Bir şey mi dedin? Jay, sen bu işe karışma. Olayı uzatmaya hiç gerek yok. Büyük anne, bir şey yapmayacağım. Sen artık git. Arayı Gotham, büyük anneme eve götür. Sen? Ali perişan oldu, onunla ilgileneceğim. Ben birazdan gelirim. Jay, lütfen acele etme. Teyze, bir şey yapmıyorum. Sakin olun. Büyük anne, bana bir şey olmayacak. Gotham, hadi gidin lütfen. Abi, lütfen bizi ara. Arohi, hadi gidin. Abi, bitir şunların işini. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Run. Ufaklık çok kızdı. Hey. Çok korktum. Ödüm koptu. Bana vurman çok eğlenceliydi. Seni döverken öleceğim belki ama bil ki bu beni çok mutlu edecek. Mutlu mu? İstersen seni çok mutlu edebilirim. Al sana. Al sana. Mutluluk demek. Mutlu musun şimdi? Başka mutlu olmak isteyen var mı? Hayır! Ali, ne yapıyorsun? Sakın bulaşma onlara. Sen yanımda dur. Canın acıdı mı? Acımadı mı? Şimdi acıyacak ama. Hadi gel. Hadi. Sen sakın karışma. Jay onlara asla meydan okumamalıydı. Herkes Viranshu Singanya ve kardeşlerinin kötü şöhretini bilir. Mumbai'de hiç kimse onların hakkında konuşmaya cesaret bile edemez. Asla edemez. Görünürde alkol ticareti yapıyorlar. Ama onun dışında yasa dışı bir sürü faaliyetleri var. Üst kademelerde tanıdıkları var. Onlara kimse dokunamıyor. Sakın gitme lütfen. Bu kadar çok şeyi bilmene rağmen böyle bir hatayı nasıl yaparsın? Bunny! Neler oluyor? Orada kavga mı ediyorlar yoksa? Yeni başladılar. Bu daha başlangıç. Yeter artık, kesin şunu. Yapmayın. Vahşice döver ki. Siz hayvan mısınız yoksa insan mı? Kendinizi ne sanıyorsunuz? Sadece kendinizi düşünüyorsunuz. Başka kimse umrunuzda değil. Ne sandın? Düğünü mahvedip saçma olaylar çıkartıp bundan sıyrılacağını mı? En ağır şekilde cezalandırılacaksın. Kendini ne sanıyorsun sen? Kimsin?
Bilmem. Hiç de öyle değil. O ufaklıktan dayak yedi ya. Evet dostum. Seni dövmesine neden izin verdin? Bize bıraksaydın biz öldürürdük. Tek başıma bile hallederim. Bu arada sen nereye kayboldun? Gözlerini. Yıllardır süren bir aşkı yeniden bulmuş gibiyim. Senden nefret ediyorum. Arkadaşımı öldürdün. Hayatım boyunca sana düşman olacağım. Senin neyin var? Neyi sürdüreceksin? Ne diyorsun sen? Ben aşık oldum galiba. Aşık oldum. Ne biçim bir gün. Daha önce hiç böyle olmamıştım. Bugün iki farklı duygu yaşadım. Aşık olduğumu hissettiğim biriyle karşılaştım ve... Thank you.
Sen dün akşam benimle uyumadın mı? Bugün biriyle daha tanıştım. Ondan ilk görüşte nefret ettim. Ondan nefret ediyorum. Buraya girince onu gördüm ve... Vir, bunlar tamam da nasıl yaralandın söyle. Eğer o isteseydi o herifi orada hemen öldürürdü. Ama istemedi ve kasten dayak yedi. Bizim karışmamıza bile izin vermedi. Delirdin mi sen? Neden dayak yedin? Bilmiyorum baba, bir şey hissettim. İstediğin anda sana 1000 tane kız getirebilirim, bunu biliyorsun. Hayır baba, sadece onu istiyorum. Madem öyle neden dayak yedin? Eğer sen onları döversen kızın hoşuna giderdi. Ben o çocuğu döverken yüzü hiç gülmüyordu. Ama ben dayak yerken yüzünde bir gülümseme gördüm. Güldüğünü görünce daha önce yapmadığım bir şey yaptım. Bunny, kahvaltı hazır mı? Aman tanrım, bunun yüzünden her şeyi unuttum. Bunny bırak bunları. Ben her şeyi hallettim bak. Her şey hazır, merak etme. Hı? Sen bir tanesin. Abla, benim karakola gitmem gerekiyor. Karakol mu? Nasıl gideceksin şimdi? Erteleyemem, şimdi gitmem gerekiyor. Sen de benimle gel ne olur. Teyze gelmeden gidelim hadi lütfen. Hadi. Abi, geldiğini tahmin etmiştim. Sen daha uyumadın mı? Hayır abi, iyi misin? Neden bu kadar geç kaldın? Onları dövdün mü yoksa dayak mı yedin? Tamam boş ver, yine saçmaladım. Bana elini göster hadi lütfen. Arohi, sakin ol. Hadi. Gotham, onu arkadan tutsana lütfen. Çok önemli. Neden? Lütfen hadi tut, çabuk. Çabuk. Bir dakika, beni kimse tutmayacak. Ben kendimi yaparım, tamam mı? Hem tutmak da ne demek? Oyun mu oynuyoruz? Gördün mü? Ben söylemiştim. O kızın ertesi gece Dolunay var dediğini duymuştum. Bunlar o yüzden oluyor. Ben de bu yüzden erken ayrılmak istememiştim. Jay, bir şey diyeceğim. Ben de çok endişelendim. Sadece sen istedin diye oradan gittik. O kız bir şey daha söyledi. Kozmolojik falan. Neydi? Kozmoloji değil, dermatoloji. Bütün bu olanlar yüzünden sizi tanıyamıyorum. Abi, bunları babamlar duyarsa onlar bizden daha çok korkar. Büyük anne senin için her tarafı ayağa kaldırır. Ha, tabii. Bence tabii. Sen bir ilaç al ve uyu. Her şey yoluna girecek. İlaçlar hiçbir işe yaramıyor. Bir şeyim yok zaten. Bir şey de olmayacak. İçiniz rahat olsun. Sakin olun lütfen. İsterseniz bir sakinleştirici alın. Ha, ne dersiniz? Ne sakinleştiricisi? Bana bir şey söyle. Gözlerinin rengi neden değişti? Doğru. Gözlerimin rengi neden değişti? Bak şimdi, oldu mu? Oldu mu? Oldu mu? Oldu mu? Ha? Oldu mu? Arohi, o an karanlıktaydım. Sen korku filmi seyrettin herhalde. Baksana, hayal görüyorsun. İnanılmaz bir şey. Evet. Abi, eğer öyle olsa neden bunların hepsi dolunay gecesinde başına geliyor? Ay ışığının altında nefes alamıyordun. Solunum pompasını neden kullandın abi? Arohi, sakin ol artık lütfen, baksana duruma. Sen sus. Abi, senin için gerçekten çok endişeleniyorum. Ayrıca çok korkuyorum. Aha. O anlamaz. Peki benim canım Arohim, bana bir şey olmayacak. Söz veriyorum, tamam mı? Söz. Sanırım Dolunay bana süper güçler veriyor. Süper kahraman olmamı istiyor. Bir dakika. Kavga etmek mi, dayak yemek için? Galiba ikincisi. Çok komik. Abi söylesene, sen bu saate kadar neredeydin? Evet. Ben neredeydim? Ben aslında bir kızla beraberdim. Hani ilk gördüğünde böyle baka kaldın kızla mı yoksa? bu hiç olmadı ama. Bir kız, hatta hiç tanımadığım bir kız için telefonlarımızı bile açmadın sen. Affedersin, açmadım. Size özel bir şey değil. Abi, telefon sessizde kaldı herhalde. Kontrol etsene hemen. Telefonum sessizde değil. Ama onu görünce sesim kesildi. Çok farklı bir kız. Onu eskiden tanıyormuş gibiyim. Evet Bunny Sharma. Daha önce karşılaştık galiba. Görüntülerini kaydettim ve polise verip tutuklanmalarını sağlayacağım. Singania ailesinin çocuklarını mı? Bunny, o zengin çocuklar için bir şey söylediğin anda annem... Çok kızar. Biliyorum.
Ama onlar benim en yakın arkadaşım olan Nur'u öldürdü, biliyorsun. Bir cinayet işlediler ve benim buna susmamı bekleme, olur mu lütfen? Bunu yapamam, asla yapamam. Peşlerine düşeceğim. Tamam, tamam. Özür dilerim. Sen nasıl istersen, tamam? Ama onlara ne diyeceğiz peki? İş görüşmesi. İş görüşmesine gittiğimi söyle. Başka bir şey sorarlarsa, nerede ve kiminle olduğumu falan merak ederlerse, şehir merkezinden uzakta bir yere gittiğimi söyle, olur mu? Yağmur yağdı ve trenle gideceğim için birkaç saat kadar sürer herhalde. Uyuyorlar mı yoksa bizi mi dinliyorlar diye kontrol ettim. Eğer duyup annemi anlatırlarsa... Beni azarlamak için bir fırsatı daha olacak. Ama biliyor musun, babamla sen yanımda olursanız eğer bir şeyden korkmama gerek yok. Dört kız içinde babam en çok seni sever. Hadi git. Tamam. Nereye gidiyorsun? Pencereden atlayacaktım çünkü eğer beni görürse... Orada kimse yok. Annem içeride. Kapıdan çık. Çabuk dön, tamam mı? Annem şüphelenmese iyi olur. Ve kendine iyi bak. Merhaba, ben Bunny. Bu kadar erken aradığım için özür dilerim. Ormandan sonra seninle bir daha görüşemedik. Seni aramaya çalıştım ama... Alo? Beni hatırlamıyor musun? Nasıl unutabilirim? Sen hala uyuyor musun? Ah. Şimdi uyandım. Dinliyorum. Dinle. Elimde o çocukları gösteren kanıtlar var. Nur'u öldürüp sonra da gömdüklerini biliyorum. Bütün görüntüler telefonumda. Vay canına. Harika. Ben şimdi Sion Polis Karakolu'na gidiyorum. Çünkü düğün mekanı en yakın yer orası. Sen de gelirsen iyi olur. Senin istediğin her yere gelirim. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Sevdiğim insanı hiçbir zaman yalnız bırakamam. Asla. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.